Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Ee, birkaçtır sorularla İslamiyet Sesi, Feyyaz Bilişim ve Suffa Vakfı hakkında size uyarıyordum. Bunların çok ciddi anlamda bugüne kadar insanları FETÖ'ye yönlendirdiği, FETÖ'ye çok insanlar devşirdiği konusunda ve bununla alakalı da elimde çok deliller olduğu konusunda size uyarıyordum. Ve bunu derken de çok geçmişe gitmiyordum. Yani 17-25 sonrası ya da FETÖ darbesinin 15 Temmuz 2016 FETÖ darbesinden sonraki zamanı, bu girişimden sonraki zamanı söylemiyordum size. Size söylediğim tarihler çok ilginçtir. Ee, 20 Ağustos Perşembe günü. Bunu söylemiştim. Ee, şimdi bugün günlerden 21 Ağustos Cuma günü. Reis Cumhurumuzun müjde verdiği gün. Bu, bu tarihleri veriyorum ki çünkü sürekli yalan söylüyor, inkar ediyorlar. Diyorlar ki eskidendi. Eskiden olmadığını göstereceğim. Bakın 21 Ağustos Cuma 2020. Play Store'a giriyorsunuz. Buradan Sorular listeme tıklıyorsunuz. Programı indirdikten sonra aç diyorsunuz. Açtıktan sonra zaten e, burada F Gülen diyorsunuz. Hemen zaten çıkıyor. Burada tabii e, birçok çalışmalarda onun o prizma gibi işte birçok e, onun e, yeşeren bir umutlar, bir sürü saçma sapan kitapları, kaynakları dolusu var. Ben bu yayını ortaya koyduktan sonra hani e, Fethullah Allah Gülen teröristinin Sorular İslam Sesi'nde 2020 tarihinde bile bütün yabancı dillerde e, yurt dışındaki insanlara tavsiye edildiğini e, kendi programları üzerinden e, görüldüğünüz gibi bakın Sonsuz nur diyor. Aynı şekilde burada kaynaklar aynı şekilde duruyor. E, o ekrana bakabilirsiniz. Hepsini gösterdikten sonra gelen yeni bilgi de paldır küldür e, hepsini sildikleri yok ettikleri ortaya çıkmış. Ben bu programı indirdiğim için e, benimkini müdahale edemediler. E, fakat e, gelen yeni ihbarlarda arkadaşlarımız bize dediler ki evet FETÖ'yü sildiler. Fakat e, bakınız diyorlar Suat Yıldırım biliyorsun Adil Öksüz'e ismi geçen meşhur bir FETÖ'cüdür. E, onun e, hala Sorular İslam sitesinde ismini silmemişler. Yani FETÖ'yü silmekle temizlediklerini zannediyor ama FETÖ'cüler bu sefer referans ve kaynaklar olduğu için aynı Sorular İslamiyet kaynaklarında Suat Yıldırım FETÖ'cüsü, Almanya'da FETÖ firarisi Cemil Tokpınar FETÖ'cüsü, ee, aynı şekilde kaynak olarak Zaman Gazetesi vesaire. Onun dışında Abdullah Aymaz zaten FETÖ'nün en büyük FETÖ'cüsü. Yine sorularla İslamiyet'te e, bol bol görmeniz mümkün. Kısacası hani madem bir temizlik yapıyorsunuz yani bütün FETÖ'cüleri de silin bünyenizden ve insanlardan ciddi manada özür mü dilersiniz kendinizi nasıl affettirsiniz bilmiyorum ama geçmişteydi, sonraydı önceydi diyerekten değil biz bu bilgileri sizlerden Zorlar İslamiyet'in veri kaynaklarından, açık veri kaynaklarından bir tıkla ulaşabiliyoruz. Ve tarih olarak da 21 Ağustos Cuma günü, 2020 tarihiyle ulaşabiliyoruz. Hala bu kadar FETÖ'nün hain darbe girişiminden, bu kadar zaman geçtikten sonra... Hala ısrarla bütün dünyada yapmış olduğunuz bu programlarla FETÖ'yü ve FETÖ'cüleri bu kadar referans göstermeniz, bu kadar kaynak göstermeniz... Bunları asla temizlememeniz, bunları teker teker ayrı ayrı reddiye vermeniz gerekirken susmanız. Bunu ortaya çıkaran e, Müslüman Türk evlatları içinde iftira atıyor, algı yapıyor. Geçmişte kaldı, bugün de değildi. Yalan savunmalar yapmış olmanız sizlerin iyi niyetli olmadığını ortaya koymuştur. Bizler de sesimizin ulaştığı her yere kadar bütün Türkiye'yi ve yurt dışındaki bütün Mümin kardeşlerimizi size karşı uyarmaya devam edeceğiz ta ki FETÖ'den ve FETÖcülükten ve FETÖcüleri desteklemekten vazgeçtiğinizde ikna bizi edene kadar. Nasıl ikna edersiniz bu kadar vakıattan sonra onu da artık sizin bileceğiniz bir şey. Evet arkadaşlar e, sorular İslam sitesine, Suffa'ya, Feyyaz Bilişim'e dikkat ediniz. Gördüğünüz gibi bol bol FETÖ'cüleri kaynak ve referans veriyorlar 2020 itibariyle. Allah'a emanet olunuz.